Ben şöyle bir arsızlık yapacağım efendim. Tahmin ediyorum ki en çok size aşk konusunda yol arkadaşı istiyorlardır, değil mi? Çünkü biz özellikle kadınlar ilişkilerimizde haliyle bazı şeyler yaşarız. Her şeyi de kafamıza takarız. Biraz da böyle erkekler öyle değil. Öyle değil mi hocam? Yani genellemeye vurduğumuz zaman daha vurdum. Biz çok göstermeyiz. Ya da daha vurdum duymaz gibisiniz bize nazaran diye düşünüyorum. Yani çok mu ağır oldu? Evet, biraz fazla tamam, oldu ama peki. Bu birazcık göstermeyle alakalı bir şey. Sonuçta burada yani seksist bir yaklaşım söz konusu değil. Bir duygu iki tarafı da aynı düzeyde etkiliyor. Biraz dışa vurumları farklı bence. En çok neyle ilgili size soru soruyorlar? Daha çok böyle ilişkiler boyutunda geliyorlar bana. Ya da atlatamadıkları... kendi benliğini kabullenememiş insanlar, özgüven eksikliği olan insanlar genelde başvuru yapıyorlar bize. Ama ilişkiler daha ağır. Aşk travması yaşayan insanlarla konuştunuz mu? Konuştum. Biraz detaya girelim mi? Zannediyorum izleyicilerimizin arasında da vardır. Şimdi şöyle bir şey var. Aşk konusunda... Aşk acısı derler yani. Ben bunu nasıl atlatacağım? Nasıl yoluma devam edeceğim? İşte bunun için şöyle bir şey yapmak gerekiyor. Kadın düşüncelerimiz hep bizim geniş çerçevelidir. Çok ayrıntıcıyız biz. Evet. Aşırı derecede. Evet. Erkekler direkt dik. Neyse olur. Bardaksa bardak. Bu program benim savunma savunmada kalacağım bir program. Yok yok, buyurun buyurun. Yani bizde mesela bardaksa erkeklere göre bu bardaktır, kupadır, o kadar. Biz bunun yazısından rengine, içindeki suya kadar her şeyinden ilgileniyoruz. En basit hayat örneği. Hayat böyle daha kolay galiba. Direkt dik bakışlı olduğunda, ama işte kadınlarla erkekler yapıları bu konuda denge sağlamıyor işte. İlişkilerde aşk acısı çektiklerinde o noktada kalıyorlar, geçmişte kalıyorlar. İlerisine bakmıyorlar, ne yaşandı ya da ne oldu boyutundan ilgilenmiyor. Özellikle kadınlarda bu daha çok fazla oluyor. Genelde zaten kadın danışanlarım, hani işte hayatımda 2 yıl öncekisinde biri vardı, işte atlatamıyorum. Aslında onu orada bırakmıyor. Önüne bakmıyor. Hep geçmişle yaşıyor. Geçmişi bir şekilde kapatsak önümüze bakabileceğiz. Peki bunda özgüven eksikliğinin payı var mı? Fazlasıyla. Neden beni bıraktı? Ne oldu? Ne eksiklik vardı da bende? Aslında kadınlarımızda da şu hata vardır. Hani bir erkeğin egemenliğin altına koyuyorlar. Duygusallığının altına girdikleri için aslında atlatamıyorlar. Bunun farkına varmıyorlar. Hani hayatımda bir adam var. Bana değer veriyordu. Bana hep bu noktada. Aslında mantıksal düşünüldüğünde. Ben değer veriyor muyum acaba? Bir de öyle bir soru sormak lazım değil mi? Bir erkeği sıkmayacaksın. Bir erkeğin üzerine çok fazla gitmeyeceksin. Geniş çerçeveli baktığımda hani erkek ilişkilerinde kadınlarla olan boyutta şuna çok dikkat ettim ben. Erkek sıkıya gelemiyor. İyi de ama şöyle bir şey de var. Şöyle bir durum var. Çok doğru söylüyorsunuz. Erkek sıkıya gelemiyor. Kadın da sıkıya gelemiyor. Zaten niye sıkıya gelsinler ki? Bir de öyle bir durum i̇şte var yani. İşte bu ilişkiyi işte bitiriyor. Yani bir şekilde üst üste geldiğinde erkekle kadın da bir nevi kendi dengelerini kursalar. Şöyle düşünseler. Yani bu kızın benden önce de bir hayatı vardı. Bu adamın benden önce de bir hayatı vardı. İkisi doğru. De karşılıklı saygı. Kabullenilmişlik olsa zaten bu sorunlar çıkmayacak. Değil mi? Hani takıyoruz çok fazla. Kadınlar aşırı derecede takıyorlar. İşte en şöyle çok neyi takıyorlar mesela? Aramadı. Neden beni aramadı bu saatte? İyi geceler demedi. Aa, bir günaydın mesajı niye atmadı? Ya atamayabilir. Belki geç uyandı. Hani ya çok peki, fazla takılıyorlar bunlara. Genelleme yapıyoruz tabii ki. Hani bu çok güzel tabii örnekler. Ki. Teşekkür ediyorum ama. Evet, yani bu konu herkesin dikkatini çekiyor. Şimdi sizin arkasına bakıyorum da herkes biliyor. Herkes de böyle bir bıyık aldığından gibi var. Yani, evet. Ay ben de mi falan diye.